ilaç yokluklarıyla, ilaç fiyat farklarıyla, işte bulunamayan ilaçlarla, onun yanında eczanelerin karlılıklarıyla ilgili problemlerle boğuşurken gerçekten çok yorucu bir gündemle iç içe kaldık hepimiz. Tabii şu andaki ilaç yokluklarının bir tarafı vatandaşı çok ciddi etkilerken bir tarafı da tabii ki eczaneleri çok ciddi etkiliyor. Maalesef Türkiye'deki ilaç pazarında yaklaşık %25 hatta %25'in üzerine çıktığını belirtiyor şu anda dağıtım kanalları. İlaç piyasada bulunamıyor. Eskiden bu ilaçlar bulunmadığı zaman belli spesifik gruplardan bahsederdik. İşte ithal bazı kalemlerden bahsederdik. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durumda ilaç yoklukları çok had safhada ve maalesef her grupta ilaçta problemimiz var. %25'lik bir ilaç yokluğu aslında neredeyse ilaç kıtlığını tarif edebilecek noktaya geldik demektir. Elbette dünyada da paralel şekilde bir takım ilaçlarda yokluk olduğunu görüyoruz. Bu zaman zaman üretimden kaynaklı olabiliyor ancak bizim takip ettiğimiz kadarıyla bizim yaşadığımız boyutta bir ilaç yokluğu değil dünyadaki. Belli spesifik kalemlerde bir miktar sıkıntı yaşanıyor. Ama bizdeki çok özel artık. Biz normal sağlık hizmetini sürdüremez hale geldik ilaç yoklukları nedeniyle. Özellikle vatandaşın çocukları için bulamadığı ilaçlar bizim nöbetlerde bile çok ciddi başımızda sorun teşkil etmeye başladı. İşte bir vatandaşımız bir ilacı alabilmek için şu anda 7 tane 8 tane nöbetçi eczane geziyor. Oradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya gidiyor ve sanal bir yoğunluk oluşturuyor. Hiçbirinden ilacını alamadığı zaman bu bambaşka bir sorun teşkil ediyor. Vatandaş için, çocuk için, hasta için. Çok ciddi bir problem bu. Tabii bir de bulduğu zaman alabilmeyle ilgili sıkıntısı var. Dolayısıyla bu sistem bu şekilde yürümeyecek. Biz bunu artık rahatlıkla görebiliyoruz ve beklentimiz bu beşeri tıbbi ürünlere dair fiyatlandırmayı belirleyen kararnamenin bir an önce baştan yazılması. Yani bunun artık sağını solunu düzelterek bu işi çözme şansımız maalesef kalmadı yani.